çok teşekkür ederiz. Ellerini zat görmesinin alkışlar ikinci yarışmacımız Yaren Hanım için. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz grubun en genci mi oluyorsunuz şimdi? Evet. Evet, 19 yaşındaki kendisi. Her grubun en genciyim. Her grubun mu? Burada genelde. Burada öyle. Burası yaşlılar. Vallahi öyle. Köhneler doluşmuş duruyor ondan dolayı. En yaşlısı da benim Yaren Hanımcığım. Hiç merak etmeyin. Fakat gördünüz mü Mustafa Bey'in o atik, o genç performansı arzu edilen noktaya ulaşmadı. Çok üzüldüm. Üzüldünüz. Vallahi üzüldüm. Nasıl yalan. Gerçekten nasıl üzüldüm. Nasıl yalan. Öyle böyle değil yani. Vallahi üzüldüm. Siz bakmayın. Bazen işler ters gidebiliyor. Evet. Biliyoruz ki 9000'lerin üzerine rahatlıkla çıkabilirdi ama olmadık sorularda takıldı. Hele ki sondaki çam yarması sorusu olmaz olsun öyle soru. Vallahi olmaz olsun. Ümit ediyorum ki siz öyle şeyler yaşamayacaksınız. Çünkü biliyorsunuz ki yüksek puanlar kazananlar var. Evet. Ona göre bir düzenleme yapalım. İşte ilk sorunuzla başlayalım. Saklambaç oyununda saklanan oyuncuya... Sobe. Ortaya çıkması için söylenen şifreli komut. Sobe yakaladığımız doğru zaman söyleriz. Bu çık. Hiç oynadınız mı saklanmayı? Oynadım. Öyle saklanırsınız, bulamazlar sizi de diğer sobelenenlerden biri der ki ben sana koçluk yapacağım. Şunu dersem çık. Ay, elma. Elma dersen çık. Armut dersen çıkma. Bu dört harfli cevaplardan kolay olanıydı. Geliyor ikincisi. İki cümleyi sebep bildirerek birbirine bağlayan zarftır. Harf alalım. Harf. Bunu neden yaptın? Bunu yaptım çünkü ya da sen mutlu ol diye yaptım. 300 puan değerinde. Geliyor birisi. Çok daha kolayı. Kaçırmayın. Sağlığını kaybetmiş hasta kişi. İşte o kadar. 500 puan. Haydi geliyor. Türkçesini veriyoruz. Daha yaygın kullanılanını istiyoruz. Görelim efendim. Türkçe kökenli karşılığı belgelik olan Fransızca kökenli sözcüktür. Dosya demek istiyorum ama. Belgeleri içine koyduğumuz şey gibi düşünerek. Bir harf alsanız mı harf acaba? Harf alalım. Buyurun. Arşiv. Arşivdir efendim. 400 puan değerinde. 6 harfli cevaplar geliyor onlar. Argo'da sınırlarını bilmeyen, ölçüyü kaçıran bu anlamlarda bir söz. Aslına bakarsanız 3 harfli bir kök, 3 harfli bir ek. Sınırlarını bilmeyen. Bir şey sız gibi bir şey. Bravo, yoksunluk eki. Buldunuz bile. Sınırını bilmeyene ne dersiniz? Ne siz, ne sız dersiniz? Seni sınırlarını bilmeyen. Kendine gel. Hadsiz ama argo mu o? Değil. Değil mi? Hadsiz mi? Öyle de bir argo ki. 600 puan değerinde. Hadi argo değilse de fena halde teklifsiz konuşma. Biraz tatsız evet. Evet. Buyurun geliyor yenisi. Bir tür tek parçadan oluşan kadın elbisesi. Elbisesi, elbise zaten. Elbise mi diyecektiniz? Elbise diyecektim. Eyvahlar olsun. Tek parçadan oluşan. Harf mi istediniz siz basarken? İstedim. Buyurun. F harfi. Çok güzel. Şarkılarda, türkülerde geçen de bir elbisedir kendisi. Fistan. 500 puan. Fistan giymiş etekleri alaylı. 9500 puana ulaşabilecek durumdasınız. 7 harfli cevaplara daha yeni ulaştınız yalnız. Buyurun, sürede sıkıntı yok. Rahat rahat ilerleyin. Müptela, Türkçesi. Tutku. Şey, müptelası olmuş. Harf mi alacağız? Harf alalım. Alacağız. İşte bir yumuşak ki. Türkçe. Öz Türkçe. Öz Türkçe. Müptela. Harf. Buyurun. Hiç gelmiyor aklıma. Yumuşak ki, M harfi. Ondan sonrası ek zaten. Kötü bir şeye alışkanlığın da ötesine geçecek şekilde bağımlı 500 puan değerinde.
Bazen sadece kelimeye bakmak yetmiyor. O kelimenin ne anlama geldiğini düşünürseniz hemen eş anlamlılar falan aklınıza gelir. Kullanabileceğiniz bir yöntem. Buyurun, geliyor. Diyor ki, bünyesinde bulundurmak, ihtiva etmek. İçermek. İçermek kesinlikle. Yerleşti yerine. İki tane 8, iki tane 9, iki tane 10 harfli cevap kaldı. 9300 puana ulaştırır sizi. Buyurun gelsin. Sıkıntıdan dolayı ruhunun ferahlığını kaybetmek. Bunalmak. Bu anlama gelen çok kelime daralmak, var işte. Darlanmak, hayır. Yapılacak şey, ya durduracağız, hepsini sıralayacağız. Daralmak, darlanmak zaten sığmıyor. Daralmak. Daralmak. Daraldım. Daraldım. Bunaldım, hayır. Daraldım mı, darlandım mı? Ama darlanmak sığıyor mu? Hayır, sığmıyor. Hayır, hangisi doğrudur? Daralmak mı doğrudur, darlanmak mı doğrudur? Bilmiyorum. Ben de. İkisini birden kabul edebiliriz. 800 puan da verdim. Yenisi geliyor efendim. Buyurun. Hiçbir değişiklik yapmadan, eksik bırakmadan, olduğu gibi anlamlarında bir zarf. Tamamıyla. Hiçbir değişiklik yapmadan, ama tamamıyla. Eksik bırakmadan. Tamamıyla. Hayır. Hayır. Harf mi istediniz basarken? İstedim. İstediler. Eksik bırakmadan. Söylediklerini... Harfiyen. 700 puanla yerindedir efendim. 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap. 9200. Geçen seferkini tekrarlayabilecek durumdasınız efendim. Ama geçen seferkini tekrarlayabilecek durumda olanlar da var. Evet. Buyurun, geliyor. Savaşmak, muharebe etmek. Savaşmak, muharebe etmek. Tek kelime Türkçe. Tek kelime Türkçe, savaşmak, muharebe etmek. Muharebe. Muharebe. Mekle makla bitiyor bu. Muharebe deseydik mema diye bitirirdiniz. Harf alayım. Buyurun. İşte bir P harfi. Tam ortada. Mekmak diye bitiyor. Muharebe etmek. Muharebe deseydik mema diye bitirirdiniz. Harf. Silahlı ne vardı, hani silahlı nokta nokta. Harp geliyor. Harp gelmesin. Türkçe bu. Türkçe, yani kökeni de Türkçe. Tamam, harp de Türkçe de. Harf alacağım. Buyurun bir tane daha. P'si şeysi. Çarpışmak. Çarpışmak. Kolaydı. Çok zor değildi. Evet. İkinci 9 harfli cevap daha da kolay. Ama korkutmayın beni. Buyurun, geliyor. İki kişi veya nesne arasında birbirini andıran ortak niteliktir. Farklılık. Birbirini andıran. Birini andıran. Hı. Benzerlik. Nedir? Benzerlik. İşte o kadar yer vermek. 21 saniyede iki aman tane soruya cevap vereceğiniz için tamam. Bu telaş haydi. Bence gereksiz. Sakin sakin. Tamam. Yaparsınız. İkisi de çok kolay. Bakın, bir tanesinde eski bir tabir var. Ama işin içerisinden çıkabileceğinizi düşünüyorum. Önce şu daha kolay olanı bir halledelim. Siz yoksunluk ekini falan biliyordunuz zaten. Buyurun gelsin. Vefasız, sevgisi geçici olan. Yine sızla mı bitecek? Tabii ki. Sız. Alalım mı bir harf? Harf alalım. Eski bir tabirdir bu ama çıkar karşımıza. Durduracağım. Bir tane daha mı harf basarken? Hayır mı? Hayır. Hayır. Hal... Sevgisi geçici olan ve dönüp de bakacak olursanız sevgisi gerçek de olmayan. Hay hayal yok. Gerçek de değil gerçek sevgisi. Değil. Yani gerçek değilse yalanmış. Sonunda ne vardı? Yoksunluk sus. Eki var. Ah. Gerçeksiz. Gerçeksizmiş sevgisi meğerse. Gerçekten de öte bir şey aslında ya o. Hakikatsiz. Hakikatsiz 900 puan. Vallahi bravo. Son sorudur, son cevaptır. 9 saniyeniz kaldı, unutmayın. Şöyle sorulmuş. Eskiden cildiye mütehassısı denen hekim? Dermatolog. İşte o kadar.
Beğenmedin. Allah Allah. 8800 kötü mü? Ama geçerler ya. Geçerler. Geçerler. 9300 yapan geçerler. Var. Dönüp dönüp bakıyor deminden beri açıkça söylüyor. Vallahi geçerler. Ama şöyle düşünün. Eğer ki o neydi hakikatsiz. Evet. Bir tanecik harf almıştık. Orada takılsaydık 1800 puanı söküp alacaklardı çok elimizden. 7000 ile bitirecektik. 8800 zafer çığlığı gerektirir. Hocam alkışlar.